Sembolik mantık 5. bölüm. Nicelemeler mantığı. Yüklem ve nicelemeler mantığı. Şimdi bir önemli bir hatırlatmamız var arkadaşlar. Nicelemeler mantığını kavrayabilmek için önermeler mantığını mutlaka biliyor olmamız gerekiyor. Çünkü nicelemeler mantığında önerme sembollerini çok sık kullanıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden önermeleri çok iyi bilmemiz gerekiyor. Nicelemeler mantığında iki değişkenimiz var sadece. Tümel niceleyici ve tikel niceleyici. Tümel niceleyiciye örnek verelim. Her insan ölümlüdür. Tikel niceliciler ise bazı insanlar, filozoftur gibi. Birindeki ek her, diğerindeki ise bazı. Şimdi altta bir örneğimiz var. Aynı yargıyı bildiren önerme: her cisim yer kaplar, tüm cisimler yer kaplar. Bu tümel niceleyiciye bir örnek arkadaşlar. Tümel nicelemesiz bir önerme ise, bu da sınavda sorulmuş, İnsan akıllıdır, hiçbir niceleme eklemi yok. Nicelemelerin şimdi değillerine bakalım. Her F G'dir. Sembolleştirmesi hemen yanında. Değili ise bazı F'ler G değildir. Bu nicelemelerde önermelerden biraz daha farklı arkadaşlar değilleri. Bazı F'ler G'dir dediğimizde hiçbir F G değildir dememiz gerekiyor. Değillemeler bu şekilde. Şimdi nicelemeler, önermeler, semboller ve değişkenlerin bir formül üzerinde gösterimini görelim. Niceleyici eklemlerimiz her zaman genelde başta oluyor. Başta veriliyor arkadaşlar. Daha sonra yüklem sembolü, sembolümüz var. F, G, daha sonra H, bu şekilde veriliyor. Birey değişkenlerimiz X, Y, Z şeklinde verilir, küçük harfle hemen şeylerin yanında. Ad sembollerimiz var, A, B, C şeklinde. A, B, C. Daha ne kaldı? Şimdi bir de önerme eklemlerimiz var. V eklemimiz. Çünkü önermeleri bilmemiz gerekiyor demiştik. Mutlaka kullanılıyor değil eklemi veya eklemi. Bir de atomik formül. Bu bazen sınavlarda sorulur. En son parantez içerisindeki Fx, Fy şeklindeki değişkenlerdir, formüllerdir arkadaşlar. Şimdi bazı örneklerimiz var. Bir örnek verilmiş ilk satırda. Y değişkeni bağlı. Şimdi kırmızı işaretle hangi nerede bağlı olduğunu gösterdik bu şekilde. Açık formülde ise X değişkenleri GX, EX de başta olduğu için hepsini etkiliyor. Daha sonra bir önermenin değili biçimde. Önermeler mantığını, böyle bir soru gelirse nicelemeler mantığını önermeler mantığında açabilmemiz gerekiyor. Değili mantığını çıkarabilmemiz için geçerli bir önerme, eşdeğer önermelerde bunları yapabiliyor olmamız gerekiyor. Daha sonra tekrar bir soru verilir. Önermenin matrisi dediğinde baştaki şeyleri eliyoruz. Nicelemeleri eliyoruz. Parantez için alıyoruz. Matrisi önermenin bu şekilde oluyor. Daha sonra ön nicelemeli normal biçimde bir şey verilir, formül verilir, ön nicelemesini sorarlar. Ön nicelemeli demek nicelemeleri öne almak demek arkadaşlar. En alttan ikinci satırda var, en alttaki satırda da var. Şeyde bir önerme verilmiş, ön niceleme biçimi nasıldır demiş. Ters AY'yi başa almış arkadaşlar. Diğerinde de aynı şekilde başa alınmış, ön. Yani başa alınması gerekiyor.